Türkmenler'den gün ortası raporu aldık. Şimdi Fitch ile ilgili fiyatlamaları ve beklentileri konuşacağız. Dışarıdan bakış açıları getirmeye çalışacağız. Telefon hattımızda ALB Forex Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk var. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi arkadaşlarımız ekrana bir playlist verecekler. 8 günlük barometremiz. Öncelikle Merkez Bankası'nın döviz depo ihaleleri sonuçları ile ilgili durumu şöyle bir gözden geçirelim. Bu bir barometre, yani gerçekten hem Türk lirasının hem doların barometresi niteliğinde. 18 Ocak'ta %8 faizle yola çıktık ve 500 milyon dolar bir para sunuldu piyasaya. 611 milyon dolar da teklif geldi, talep geldi. 19 Ocak'ta faiz %8,5, 20 Ocak'ta faiz %9, 23 Ocak'ta faiz %9,5'a çıktı. Bir sonraki sayfada göreceksiniz. Faiz %10'a geliyor. 25 Ocak'ta yine faiz %10. 26 Ocak'tan itibaren paradigma biraz değişiyor. Faiz %11, tutar 500 milyon dolar. Bugün yine faiz %11 ama tutar 1 milyar dolar. Üstelik de gelen talep de 1.93 milyar dolar. Yani piyasa 1 milyar dolar veriyoruz, doymuyor. Bunun üstünde bir para istiyor. 93 milyar dolarda, milyon dolarda ayrıca bir fazlalık var. Bir başka grafiğimiz var. Onu ekrana verdiği zaman göreceksiniz. Çubuk grafiklerle ifade ettik. Bu dün itibariyle, yani 26 Ocak'a kadar olan durum. Yukarıda gördüğünüz o elipsoid daireler miktar kredi faizini belirliyor. Yan tarafta da sağ tarafta da miktarı görüyorsunuz. Bugün bu grafiğe miktar olarak bir miktar daha ilave edilmiş oldu. 1 milyar doların üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Şimdi acaba fiyatlamalar, yani şu grafik ve biraz önce verdiğimiz playlist size neyi anlatıyor? Piyasadaki dolar talebinin spekülatif olup olmadığını düşünüyor musunuz? Şimdi Ali Bey, Merkez Bankası tarafından baktığımızda 24 Ocak'ta alınan kararlar ilk etapta kur üzerinde en azından kuru 3.72 seviyesine kadar bir gerilemesine neden olmuştu. Fakat daha sonradan kurda hızlı ve sert bir şekilde dün itibariyle bu hareketin birazcık daha güçlendiğini gördük ve yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görmekteyiz. Tabii ki sadece Merkez Bankası'nın kararı ya da faiz konusu değil, Fitch'ten beklenen not kararı da bu bağlamda önemli. Şu anda piyasada hani büyük bir çoğunluk açıkçası Fitch'ten bir not indirimi bekliyor. Ancak belli bir noktada da bir görüş var ki Fitch'in en azından referandum sonrasına kadar olanı biteni bir kez daha görmek istediğine dair çeşitli yorumlar da var. Ama biz burada baktığımızda hem Fitch kararı nedeni hem de Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamlelerle birlikte biraz da faiz karmaşası nedeniyle kurların yukarı yönlü hareket eğilimi içerisinde kaldığını görmekteyiz. Buradaki harekette birazcık daha biz hani 3.93 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama olur mu sorusunu tartışırken teknik resmin, teknik grafiklerin bizlere gösterdiği 3.86 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa ki bu bağlamda kurun 4 lira seviyesine yaklaşabileceğini hatta yukarıda 4.05 bandına kadar ki bir sonraki hedefine ulaşabileceğini söyleyebiliriz. O nedenle kurun şu anki bulunduğu mevcut seviyesi bugün için ve gelecek hafta için oldukça önem arz ediyor. 3.85'in üzerinde biz yeni haftaya başlarsak ve bu haftada da kalıcı olursa muhtemelen kurlardaki yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Tabii bu bağlamda gözümüz yine Merkez Bankası'nda olacak. Eğer kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederse Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı yapıp ya da piyasaya başka araçlarla müdahale etme ihtimali konuşulabilir. Tabii bunu da kurların yukarı yönlü hareketinde hep birlikte izleyip göreceğiz. Peki, şimdi Fitch'e gelebiliriz. Fitch ile ilgili beklentilerini merak ediyorum. Biraz önce Gizem'in konuşması sırasında gelen bir grafik vardı. Yani S&P, Moody's ve Fitch'in Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerle ilgili notlamalarını gösteren bir grafikti. O grafik eşliğinde baktığımızda grafiğin en sağ sütununda CDS'leri görüyorsunuz. Türkiye'nin CDS'leri son derece yüksek. Diğer ülkelerle kıyaslanamayacak durumda. Notlamaya baktığımızda biz evet Fitch'in verdiği notlamalar bakımından işte Brezilya'ya göre daha iyiyiz. Örneğin diğerleriyle de eş durumda gözüküyoruz. Şimdi bir not indirimi gelmesi durumunda. Çünkü piyasa bu yönde bir fiyatlama yapıyor.
benim kanaatim Fitch'in bugün pas geçebileceği yönünde, bu tamamen beni bağlar. Bir fiyatlama olması durumunda, yani aşağı yönlü bir not indirimi olması durumunda nasıl bir kur hareketi görürüz ve borsada neler bekleriz? Şimdi tabii ki iki farklı senaryo olarak değerlendirmek lazım. Bir pas geçmesi, diğer de not indirimi. Not indiriminin olması durumunda zaten kurun geldiği seviyeye baktığımızda aşağı yukarı bu not indirim hikayesinin belli bir noktada fiyatlara yansıdığını düşünebiliriz. Belki borsa tarafında bir miktar aşağı yönlü salınım olabilir ki 80 binli seviyelere kadar gerileme eğilimi olabilir. Ama kur tarafında yukarı yönlü hareket hani 4-4.05 seviyelerine kadar gitse de şu an itibariyle bu fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Ama pas geçme durumu olması halinde ise en azından kurdaki yukarı yönlü hareketin bir miktar daha rahatlamasını beklemekle birlikte 3.85'in altındaki fiyatlamalarda yeniden 3.70 seviyesine kadar olası gerilemeyi konuşabiliriz. Yalnız borsa tarafı şu anda hani kur tarafıyla ciddi anlamda hani kur yukarı giderken borsanın da şu anda buradaki harekete aslında iyi tepki, iyi dayandığını söyleyebiliriz. Çünkü borsada da geçtiğimiz hafta itibariyle bakıldığında yaklaşık olarak 400 milyon dolarlık bir yabancı sermaye girişi görünüyor. Ama tabii ki borsanın kurun da geldiği noktada baktığımızda 2 sent desteği üzerinde kalma çabalarının da burada önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Eğer Fitch ki pas geçmesi durumundaki ihtimal dahilindedir, bunu da unutmamak gerekiyor. Birazcık daha Borsa İstanbul'da 85 binin üzerinde 88 bin 89 bine yaklaşan bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Peki. Şimdi aslında dolardaki, daha doğrusu dolar kurundaki bu hızlı yükselişin bir şekilde bir başka göstergesi var. Euro dolar karşısında gerilemesine rağmen Türk lirası karşısında olağanüstü bir performans çıkarıyor. Yani Türk lirası hem dolar karşısında hem euro karşısında ve hem de diğer gelişmiş ülke paraları karşısında değer kaybediyor. Bu piyasanın çok kırılgan olduğunu ya da piyasadan Fitch'in herhangi bir not indirimi gelebileceğine dair beklentilerin ağır basması sebebiyle ortaya çıktı diye düşünüyorum. Aksi halde Türk lirasının en azından euro karşısında daha diri durması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlarımız bir euro dolar versinler ekrana, tam ekran. Onun üzerinden bir yorumlama yapalım. Sonra bir altın değerlendirmesi yapıp öyle noktalayacağız. Şimdi euro dolar paritesine baktığımızda aslında son dönemde dolar endeksinin 103-104 seviyelerinden bir miktar mola vermesi Euro-Dolar paritesini 1.03 seviyesinden 1.0775 seviyesine kadar sadece tepki kalıbı içerisinde taşıdı. Ancak şu anda dolar endeksi tarafına baktığımızda yeniden 99-80 desteği, ki önemli bir bölgeydi, önemli bir eşikti. Bu seviyeden yeniden yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görüyoruz ki 100.60 seviyelerinde. Eğer dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam ederse bu tabii ki Euro-Dolar tarafını baskılamaya devam edecektir. Ya da başka bir deyişle aynı sepet içerisinde yer aldığı için euro doların bu bağlamda zayıf para birimi olmaya devam etmesi nispeten dolar endeksinde güçlendirecektir gibi görünüyor. Ben euro dolar tarafında teknik resimde 1.0780 seviyesini önemsiyorum. Bu seviyenin üzerinde hareketler olmadıkça euro dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketin tepkiden öteye gitmeyeceğini düşünen taraftayım. Kaldı ki Trump'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte doların değerinin çok yüksek olduğunu vurgulaması 2017 yılı içerisinde belki de bu hani hep konuştuğumuz kur savaşlarının birazcık daha şiddetlenebileceğinin de bir göstergesi olabilir. Dolayısıyla euro dolar tarafında hani o çok konuşulan 1 dolar eşittir 1 euro senaryosu, hani nispeten euro içindeki kendi kırılganlıklarıyla olursa da burada çok kalıcı da olmayabiliriz. Tabii bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama euro dolar tarafında zaman zaman konuşulan fakat son dönemlerde unuttuğumuz bankacılık sektörüne ilişkin kırılgan yapı ya da sıkıntılar hali hazırda önümüzde durmaya devam ediyor gibi görünüyor. Evet. Şu an itibariyle dolar endeksinde yön aşağı doğru, daha doğrusu yatay bir seyir izliyor ama buna rağmen Türk lirası değer kaybediyor. Bu endişe verici bir durum. Peki altında ne bekliyorsunuz? Ons altın ve gram altın olarak bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Şimdi altın tarafına baktığımızda aslında faizle ters korele olan altında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin hali hazırda 2,5
bandında 2,5 bariyer seviyesi etrafında fiyatlandığını görüyoruz. Ama son dönemde dolar endeksindeki gerileme bu bağlamda altını birazcık destekledi. 1220 direncine yönelik bir tepki çıkışı içerisinde kaldık. Ama burası 1220 seviyesi bizim için önemli bir bölgeydi ki bu seviyenin geçilmediğini görüyoruz. 1200 bölgesinin altında birazcık daha satışların hızlandığını görmekle birlikte alt tarafta 1180 desteğine kadar bir salınımın olduğunu gördük. Şu anda altın tarafında evet her ne kadar faiz tarafı önde kalsa da dolar endeksindeki hikaye birazcık daha altın tarafını etkiledi. Son dönemde bir de gümüş tarafında ciddi bir dalgalanma var. Gümüş tarafındaki aşağı yönlü hareketlerin sert hareketlerin altında bu bağlamda baskı altına aldığını görüyoruz ama altın tarafını birazcık daha iyi anlamak adına Japon yeni ile olan korelasyonuna bakmak gerekiyor. Şu anda %75 oranında Japon yeni ile korele halinde. Dolayısıyla Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesinin devam etmesi altını baskılayabilecek unsur olarak karşımıza çıkabilir. Güvenli liman adına burada birazcık daha altın tarafında 1180'in altında 1120-1130 o hani tepkilerin geldiği yere bakmak gerekiyor. Bu seviyenin tutup tutmayacağını tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dolar endeksindeki güçlenme devam ederse yani dolarizasyon global anlamda sürmeye devam ederse altın kademeli olarak baskı altında kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Altında yukarı yönlü hareket için kritik eşik 1220. Bu seviye aşılmadan yukarı yönlü her hareketi tepki olarak işaretlemek daha doğru. Peki. Çok teşekkürler. Telefon attım.